Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Haziran ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, evet e, geçtiğimiz e, ay ikizler burcunda yeni bir ay doğmuştu. Şimdi e, bu ay ayın dokuzunda yay burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunay etkileri ayın altısından itibaren e, gündeme gelebilir ve üç gün öncesi ve 3 gün sonrası yoğun bir şekilde dolunay etkilerini hissedebiliriz. Yay dolunayı sizin 5. evinizde meydana geliyor. Burada aynı zamanda satürn transiti var. Ee, daha çok e, aşk hayatınız, çocuklarınız, yaratıcılıkla ilgili konular, genel anlamda sosyal yaşamınız, e, rekabet içerikli kavramlar Dolunay'la beraber gündeme gelebilir. Dolunay yöneticisi Jüpiter'de ayın 9'undan itibaren ileri harekete dönüyor. Terazi Burcu'nda e, yani artık 10 Ekim'e kadar e, daha fazla destek alacağız Jüpiter'den. Onun o büyütücü, verimli, e, cömert enerjilerinden daha fazla yararlanacağız. E, beşinci ev dolunayları genellikle şanslıdır. Ve daha önceden yapmış olduğunuz bazı çalışmaların sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bir başarı olabilir, bir elde ediş olabilir, aşk hayatınızla ilgili daha istikrarlı bazı gelişmeler olabilir. Dolunay'ın hemen öncesinde Merkür ikizler Burcu'na geçiyor. Oldukça hızlı ve verimli olduğu bir alanda olacak ayın 24'üne kadar. Bu da genel anlamda e, sosyal hayatınızı hareketlendirebilir. E, kalabalıklar arasında yer alabilirsiniz. Günlük hayatınız hızlanabilir. Venüs ayın altısında Boğa Burcu'na geçiyor. Kariyer evinizde güçlü bir Venüs olacak. Bu da şanslı olacağınızı gösteriyor. Kariyer alanında da şanslı bir dönemdesiniz. Venüs'ten şans alacağınız bir süreçtesiniz. Özellikle sanatsal konularda maddi iş, e, özellikle parayla, finansla ilgili işler, toprak ve toprağa dayalı işler, güzellik, estetik ve kadınlara hitap eden işlerde de yine Venüs'ten daha fazla destek alabileceksiniz. Ve ayın 4'ünde Mars yengeçe geçiyor. Evet Mars pozisyonu sizin için biraz sıkıntılı çünkü 12. evinizde olacak. Bu zaman zaman böyle geri planda fark etmediğiniz bazı konuları gündeme getirebilir. E, bu e, bir dedikodu yapan bir gizli düşman da olabilir. İşte bilmediğiniz, fark etmediğiniz e, iş hayatınızdaki bir gelişme de olabilir veya tamamen psikolojik bilinçaltınızdaki huzursuzluklar da olabilir. Mars zaman zaman 12. evinizde sizi biraz huzursuz yapabilir ama bu çözemeyeceğiniz bir şey değil. Çünkü diğer gezegenlerin çok olumlu açıları söz konusu olduğu için Mars'tan da öyle çok fazla zararlı bir e, açı almıyorsunuz ay boyunca. Evet, e, bu ayın özellikle ilk haftasında dolunaya doğru ilerleyen, büyüyen ay ile beraber e, Koç burcundaki Venüs'ün Uranüs'le kavuşumu ardından e, İkizler burcundaki Güneş'in Terazi burcundaki Jüpiter'le yapacağı üçgen açı genel anlamda şanslı ve iyimser enerjiler veriyor gökyüzüne ve siz de Ayın ilk günlerini özellikle her türlü iş ve özel girişiminizde rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Ee, bazı sürpriz imkanlarla da karşılaşmanız mümkün. Özellikle akademik bir konuda, hukuksal bir işle ilgili ee, bir imkan karşınıza çıkabilir, bir seyahat fırsatı, bir gezi imkanı, bir tatil fırsatı arzu ettiğiniz bir seyahate sürpriz şartlarla mesela uygun şartlarla kavuşabilirsiniz. Ya da bir yerden bir teklif gelebilir, bir öneri gelebilir. Eşinizin güzel bir ya da bir arkadaşınızın, yakın bir arkadaşınızın bir jestiyle karşılaşabilirsiniz. Bu anlamda keyifli etkiler gündemde. Ve ayın ortasından itibaren Yengeç Burcu'nda ilerleyen ee, Mars'ın özellikle balık burcundaki Neptün'le olumlu açıları var. Bu biraz daha böyle e, sanatsal yaratıcılığınızı arttırabilir. Özellikle finansal konularda ya da bazı spiritüel konularda Çalışmalar yapabileceğiniz bir dönem. Ayın son haftasında bu etkiler artıyor. Yengeç yeni ayıyla beraber belki de bu etkilere daha fazla açık olacaksınız. Çünkü Güneş ve Merkür ayın 24'ünden sonra Yengeç Burcu'na geçecek. 12. evinize geçecek ve aynı gün Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var. Sizin için daha ruhsal enerjiler taşıyor. Daha sepetürel enerjiler taşıyor. Bu ruhsallığı geliştirecek bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Bilinçaltı çalışmaları yapabilirsiniz. Veya yaşamınızda ee, çevrenizde olup bitenlerle daha fazla ilgilenmek ihtiyaç sahipleriyle ilgilenmek yaşlı kişilerle ilgilenmek yardım faaliyetlerinde bulunmak gibi bağış yapmak gibi manevi yanınızı güçlendirecek bazı etkiler söz konusu olabilir ruhsal ve bedensel herhangi bir sağlık sorununuz varsa bunun çözümü içinde gerçekten bu yengeç ee, yeni ayı size yardımcı olacak gibi görünüyor. Destek alabilirsiniz, rahatlıkla destekler alabilirsiniz veya herhangi bir sağlık sorununuza neden olabilecek bir zararlı alışkanlığı da bu dönemde bırakmaya, yaşamınızdan çıkarmaya karar verebilirsiniz sevgili aslanlar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.